Cumhuriyet'e sevgisini ve yüreğini koyan, destek için burada bulunan tüm arkadaşlara odam adına teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunarım. Ben de Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı Ersin Aslan'la ilgili basın bildirisini sizlere okuyacağım. 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü. Şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz. Dile kolay. Henüz hayatının baharında genç bir hekimin sevdiklerinden, ailesinden, hastalarından acımasızla koparıldığı o kara günden bu yana 11 yıl geçti. Her yıl bu kara günü anarken hekimlere yönelik şiddete dikkat çekmeye çalıştık. Üstüne yeni olaylar eklendi. Her gün yeni bir şiddet olayıyla yaşamak zorunda bırakıldı. Ve geçen 11 yılda hekimler görevleri başında öldürülmeye devam etti. Pandemide sevdiklerimizden ayrı kaldık. Görevin başındayken COVID-19 nedeniyle 217 meslektaşımız hayatını kaybetti. Ancak bizler hastalarımızı korumak için koşulsuz olarak çalışmaya devam etti. Ve şiddet bu koşullarda da hız kesmedi. Deprem oldu, hemen olay yerine koştuk. Aile fertlerini kaybeden, evini kılan, çalışma arkadaşlarını kaybeden hekimler dahi afet alanından ayrılmadı ve bir kişi daha yaşatabilmek için mücadele etti. Depremde kaybettiğimiz her hastayla beraber bizim de bir parçamız oldu. Halen her gözümüzü kapattığımızda soğuktan buz kesmiş ellerini tutuyor. Her aklımıza geldiğinde gözyaşı döküyoruz. Ama yaşam alanlarını kaybeden insanlarımızın yanındayız. Ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Evet, bugün 17 Nisan. Doktor Ersin Aslan'ın 17 Nisan 2012 yılında görevi başındayken hastanesinde öldürülmesinin üzerinden tam 11 yıl geçti. Ama ne yazık ki sağlıkta şiddet sorunu hala çözülmüş değil. Tam tersine tırmanarak devam etti, ediyor. Türk Tabipleri Birliği olarak 2016 yılından beri her 17 Nisan'da sağlıkta şiddetle mücadele gününde meslektaşımızı anarken şiddetin nedenlerini sorgulamaya, şiddeti ortadan kaldıracak sağlık politikalarını dile getirmeye ve bu politikaların hayata geçirilmesi için mücadeleye devam ediyoruz. 2003 yılından beri adım adım uyguladıkları sağlıkta dönüşüm programı neoliberal politikalarla sağlığımızı meta, bizleri köle kıldı. Apartman bodrumlarına, penceresiz mekanlara sıkıştırılan birinci basamak sağlık hizmetleri bu ülkenin yurttaşları olarak hepimizin geleceğini çalan kara delikler olarak şehrin en uzak yerine kondurdukları şehir şirket hastaneleri, eğitimden uzaklaşan, niteliği değil niceliği gözeten üniversite hastaneleri hep pandemide hem de depremde enkaz altında kaldı. Güvencesiz, esnek çalışma koşullarıyla güvenli ve sağlam olmayan binalarda sağlık hizmetinin verilemeyeceğini yine en son deprem bize gösterdi. Keza alınamayan randevular, alınsa bile 5 dakikaya sığdırılmaya çalışılan muayenelerle verilemeyen sağlık hizmeti, yok sayılan sağlık hakkı, iyileşmeyen hastalıklar, yapılamayan ameliyatlar, mesleki özelliğe yapılan müdahaleler, hekimlerde ve sağlık emekçilerinde tükenmişliği, toplumun sağlığını bozdu. Sağlığımızı bozan, bizi yok sayan, tüketen, değersizleştiren sağlık politikaları şiddeti körükledi. Yıllardır toplumun her kesimine, her yaşam alanına, kadınına, çocuğuna artarak yönelen şiddetin sağlık çalışanlarına nasibine aldı. O nedenle TTP olarak bizler şiddetle mücadeleyi her alanda sürdürüyoruz. Doktor Ersin Aslan'ın öldürülmesinin ardından bugüne dek etkili bir yasal düzenleme için yaptığımız girişimler sonucunda yetersiz de olsa yasal düzenlemeler yapıldı. Ancak biliyoruz ki sağlık sistemi böyle devam ettikçe, toplumsal şiddetin önüne geçilmedikçe sağlık kurumlarında şiddetin de sona ermeyeceğini biliyorum. Yaşamı ve yaşatmayı kendisine şiar edilmiş bir mesleğin mensupları olarak sağlıkta şiddete karşı her yönüyle mücadelemiz devam edecek. Çünkü biz hekimler şifa dağıtmaya çalışırken ölmek istemiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Meslek örgütünün emektarları, aktivistleri, emek verenleri, gönül verenleri ve
değerli meslektaşım Doktor Ersin Aslan'ın sevgili abim de aramızda. Evet, 11 yıldır biz sağlıkta şiddetle yitirdiğimiz meslektaşımızı anıyoruz. Anmak için hep beraber olmaya, dayanışmayı büyütmeye, sağlıkta şiddeti önleyecek mekanizmaları geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak bıçakların kabzalarını tutanlar, o tabancaların tetiklerini çekenler midir sadece sorumlu olanlar? Çocuklardan, gençlerden katiller yaratanları sorgulamak gerekmiyor mu? Giderlerse gitsinler aslında bizi doğrudan hedef alan bir şiddet sözcüğü değil mi? Bizi ağaca bağlamaya kalkanlar, bizim cebimize göz dikenler, o şiddeti büyütmediler mi? Çoğaltmadılar mı? Evet, sağlıkta şiddeti önlemenin tek yolu yasa çıkartmak değil. Tek yolu sanki yegane sorumlu o katillermiş gibi katilleri kısacık dönemlerde hapse atanlar değil. Şiddetin sorumlusu siyasi otorite. Onlar yargılanmadıkça, onlar sorumlu sayılmadıkça sağlıkta şiddeti de toplumda şiddeti de önleyebilmek mümkün değil. Her gün şiddet bu yatıyor, büyüyor ve hayatımızı ele geçiriyor. Evet, bu şiddete karşı toplum olarak mücadele etmek zorundayız. Biz barışmadıkça, biz demokratik bir ortamda, adil koşullarda, özgür bir yaşamı kurmadıkça sağlıkta şiddeti önlemekte, toplumda şiddeti önlemekte mümkün değil. O nedenle unutmuyoruz, unutturmuyoruz ve şiddeti önlemek için de bu mücadeleyi büyütüyoruz. Meslek örgütümüz, emek meslek örgütleri, demokrasi güçleri bu şiddete karşı hep beraber biz insanca yaşamak için, yaşatmak için mücadeleye devam ediyoruz. Esin Aslan arkadaşımızın bu hastanede tanıması için konumlandım ben de. Bu hastanede 17 yıldır çalışıyorum. Ve gerçekten o süreçten beri ciddi bir sağlıkta şiddet azalmadı, arttı arkadaşlar. Sağlıkta şiddet azalmadı, arttı. Ve günümüzde bunu aynı zamanda işte pandemi sürecinde bile arttığını gördük. Olmaması gerektiği halde bile arttığını gördük. Deprem sırasında bütün sağlık çalışanları çok büyük bir mücadele verdiği halde biliyorsunuz Hatay Devlet Hastanesi'nde bile pek çok sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Bu deprem sırasında hayatını kaybeden arkadaşlarımızı ve tüm halkımızın başı sağ olsun diyorum ben buradan bir kere daha. Ben birkaç tane öneri sunmak istiyorum özellikle. Arkadaşlarımız söylediler ama yani sağlıkta şiddetin temellerinden bir tanesi de hep sağlıkta şiddet acillerde oluyor. Ülkemizde hastaneye başvurularının %25'i acimler oluyor. Bu kabul edecek bir şey değil arkadaşlar. Bunun %1'lere indirilmesi lazım. En az %5'lere indirilmesi lazım. Bu açıdan birinci basamağın güçlendirilmesi lazım. Bizler performans değil, tek kademede ücretlendirme istiyoruz. Bu şekilde olursa daha iyi bir sağlık hizmeti sunabiliriz diyoruz. Biz diyoruz ki hastalarımız hastalara, hastanelere daha çabuk ulaşsınlar diyoruz. Bu açıdan şehir hastanelerinin önceliği yerine birinci basamak güçlendirilsin ve arada bir sevk sistemi olsun diyoruz. Biz diyoruz ki gece çalışması ayrıca ücretlendirilsin. Tüm dünyada ayrıca ücretlendiriliyor. Biliyorsunuz işçiler bile gece çalışmalarında ayrıca ücretlendiriliyor. O kadar çok gece çalışması yapan sağlık çalışanlarında ayrıca gece çalışmasının ayrıca ücretlendirilmesiyle sağlıkta şiddet olgusunun daha da azalacağına bizler inanıyoruz. Hepinizi ve buraya gelen tüm arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.